Selamlar, The Binding of Isaac Repentance'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır istenilen bir şeyi yapacağım. Aslında hep aynı kişi tarafından isteniyordu. Şöyle bir durduralım. Eevee ile az önce tekrardan her zaman olduğu gibi önceden bir başlayıp güzel bir eşya gelene kadar resetledim seed'i. Şu anda bilmem ne horn, yani şu boynuz item var ya, işte yerden şeytan eli çıkıyor, millet tokatlıyor falan, o item geldi. O item geldi, şimdi lanet odasından çıktı. Seed'i de şu şekilde göstermiş olduk zaten. Eevee ile bu bölümde şeytana gideceğiz. Bir arkadaş uzun zamandır bunu istiyor, sağ olsun. Açacağımız item Razor Blade. Bakalım açabileceğiz mi? Şimdi burada ne yapabilirim? Bunlar birbirlerini patlatır herhalde, değil mi? Hı, bir dakika. Burası bizi sıkıntıya sokabilir. O hasar almadım. İlginç. Güzel, çok güzel oldu bu Soul Art. Bizim hayatımızı kurtaracak. Kırmızı kalbi almayacağız. Eevee'den bahsedeyim bu arada. Yani herkes sonuçta her videoyu izlemiyor ve eğer bununla başladıysanız izlemeye, Eevee'yi anlatmamışımdır demektir. Bab'ın kokuşmuş kafası çok kötü bir item. Alalım. Boss Rush'ı yapmışız. O yüzden çok da acelemiz yok. Haşa da gitmeyi düşünmüyorum şu anlık. Şimdi Eevee'den bahsedeceğim. Eevee öncelikle dindeki yerini söylemek gerekirse Hazreti Meryem olması lazım. Yok, Eevee Havva mıydı? Bir dakika dur, yanlış söylemeyelim. Aynen. Eevee Hazreti Havva. Maggie Meryem'di, pardon, tamam. Abi kırmızı kalbi almayacaktık ya. Neyse, dindeki yerinden birazdan bahsedeceğim. Eye Drops denen bir item çıktı. Şimdi buradan bahsetmek gerekirse sırf altın anahtarım olduğu için girdim buraya. Burası alternatif katların yolu. Önceki bölümde Haş'ı üçüncü kez yenerek burayı açmıştık. Şimdi oradan gitmeyeceğiz. Başka işlerimiz var. Oraya ileride uğrarız. Şu anlık orada bir işimiz yok. Dindeki yeri dediğim gibi Hazreti Havva. Buraya girmek istemiyorum şu anlık. Kentteki kayayı gördük. Aman aman aman, tamam. Oyundaki özellikleri iki tane kırmızı kalple başlıyor. Hasar çok düşük başlıyor öncelikle. Başlangıçta iki tane eşyası var. Bir tanesi ölü kuş, diğeri Ore of Babel'ın denen bir item. Türkçe çevirmeyeceğim, ne olduğunu anlayanlar anlar. İtemin olayı şu. Şimdi ölü kuş hasar aldığınız zaman çıkıyor ve millete saldırıyor. Aa, çifte çentikliymiş. Tamam, şu şekil patlattık. Güzel oldu. 3 tane mavi kalp aldık oradan. Bu arada aslında şey yapabilirdik ya. Neyse abi, şey diyordum. War of Babel'ından bahsedecektim. Aman hocam. Bu ne kadar şanslıyım. Şu an yanlışlıkla 9. kez falan dodge'ladım herhalde. War of Babel'ından bahsediyordum. İtemin olayı şu. Karakterin canı bir canın aşağısına düşerse, kırmızı kalp olarak yani. Bir kırmızı kalp veya daha aşağısıysa, yani yarım kırmızı kalp veya sıfır kırmızı kalpte de çalışıyor. Karakter güçleniyor. Şu anda biz o durumda değiliz. Az önce o durumdaydık. Yanlışlıkla önceki katta bir tane kırmızı, yarım kırmızı kalp aldığım için tekrar normale döndük. Teleport 2.0, bunu tercih ederim gibi. Işınladığı odaların sıralamasını da gösteriyormuş bu arada. Onu bilmiyordum ben. Şu Bob's Rotten Head'i son kez bir kullanalım şurada. Çentikli kayayı kırmak için. Aa, o da çiftteymiş. Oha! Nasıl şans bu ya? Tamam. Şunu bir alalım. Bütün odaları temizledikten sonra kullanırsanız eğer, size hiç gitmediğiniz bir odaya ışınlıyor. Yani ya gizli odaya atacak ya da gizli odaları da geçtiyseniz error odasına atacak sizi. Error odası da güzel bir yer. Yani item çıkma ihtimali falan oluyor işte. Bana bir tane bomba lazım abi. Anahtar değil, bomba. Ve yine bir bomba gereksinimi. Abi bana bomba lazım. Aslında Bob's Rotten Head'i charge'lasaydık belki işimize yarayabilirdi. Onu taşısaydık yanımızda. Keşke de öyle yapsaydım. Hadi burası bana bir bomba versin. Sonra bir tane çentikli kayayı patlatayım. Sonra o da bana bir tane bomba versin. Aslında bu bölümde önemli bir şeyden bahsedeceğim. Yani biraz uzun sürebilir. İkinci kata da çoktan geldik. Bana bomba ver. Yeter ya. Onu almayacağız. Şeye bakalım bir. Neyse, şunu bir basalım. Boss'a ışınlama. Yeter ya. Of. Çok kötü oynuyorum şu anda. Gerçekten çok kötü oynuyorum. Şuradan bir kalp verelim. Güçlenelim. Bu arada bunu ilk defa görüyorum. Burada boss odasında şey çıktığını ilk defa görüyorum. Kan bağış makinesi. Bunları verelim de. Hiç gerek yok çünkü şu anda.
Bir de sağdaki itemi belki alabilirim. Teleport itemindense. En düşük statımızı arttırıyordu galiba. Bir de bomba veriyormuş. Çok da güzel oldu. Missing Page 2 hasar aldığımız zaman bütün odaya hasar mı veriyordu? Neyse tamam. İhtiyacım olan bir şey değil. Kırmızı kalp de çıkmadı. Ben bununla devam edeceğim. Diğerini kullanmak için bazı şartlar falan gerekiyor. Şimdi buraya girelim abi. Bana bir tane daha bomba ver lütfen. Teşekkürler. Şimdi ikisini de alacağız. Eyvallah. Diğeriyle aslında gizli odayı da arayabilirdim ama. Hatta belki ararız. Bir dakika. Şuraya koysam acaba gizli oda da açılır mı? Ama açılmaya da bilir ya. Hiç risk almayacağım. Tamam. İki tane daha buradan aldık. Bu arada kaçıncı kez çentikli kayı patlatıyorum bilmiyorum ama hala Drak'ı açmadık. Lanet odasına uğrayabilirdik ama üşendim şu an. Bayağı bir geride kaldı. Evet abi bu itemlerle devam etmek istiyorum ve devam edelim. Şu ana kadar çok fazla aktif item çıktı. Bu bölümde bahsetmek istediğim konu arkadaşlıklar üzerine. Son birkaç videodur aslında bu veya bu tarz bir konu üzerinden devam ediyoruz ama bakalım. Şimdi arkadaş edinmek hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaş edinmenin kolaylığı ve zorluğu hakkında. Yani kimse herhalde çok kolay veya çok zor diyemez çünkü ikisi de doğru. Aman aman yine yanlışlıkla zorladık. Abi şimdi öncelikle arkadaş edinmenin çeşitliliklerinden bahsedeyim. İnternet üzerinden arkadaşlık diye bir şey var ama ona en son değinmek istiyorum. Öncelikle mesela günün sorusu şu olsun. Birinci günün sorusu. Tanımadığınız bir insan var ve tanışmak istiyorsunuz. Nasıl gidersiniz yani ilk olarak? Karşılığından veya değil fark etmez. Arkadaşlık olarak veya herhangi başka bir sebeple. Tanışmak istiyorsunuz ve nasıl gidersiniz onun yanına? Aç abi aç. Tamam 1 liraya zaten bombamız da yok alamayacağız. Şimdi mesela düşünün şu anda hayatınızdaki en yakın arkadaşınızı falan düşünün tamam mı? Nasıl tanıştığınızı düşünün. Çok en azından benim için böyle. Genelde çok böyle random olaylarla tanışıyoruz. Hani bütün olayları böyle her olayı birbirine bağladıktan sonra o kişiyle tanıştığınızı hesaba katarsanız çok çok böyle en ufak bir hata bile olsa o kişiyle tanışamayacağınızı fark edebilirsiniz. Şuraya bir girelim bu arada. Güzel bir şey var. Güzel kardayız. Bir kalp kardayız en azından. Mesela lisedeki ilk arkadaşımla yanına gidip tanışalım mı diyerek tanışmıştım ben. Kırmızı kalbi almakta sorun görmüyorum çünkü istediğimiz zaman verebiliriz o kalbi. Öl bakalım teşekkürler. Bir tane çıktı mesela şimdi para kasacağız demek oluyor bu da. Aç. Gidip tanışalım demiştim ve o da elini uzattı tanıştık. Bu şekilde tanışmıştık. Hatta şu anda hala da hayatımda yani belki o tarz bir hareket yapmasam şu anda hayatımda olmayacaktı. Veya işte biz 9. sınıftayken korona dönemi falan girmişti. O dönem bir uzaklaştık çocukla sonra tekrar işte 11. sınıfta açıldı okul. 11. sınıfta tekrar bir münasebetimiz oldu. Münasebet denmez. Bob's Brain. Bob dönüşümünü alabiliriz belki. Hadi alalım bakalım. Normalde birçok oyuncu bundan nefret etse de. Benim için öyle büyük bir sorun teşkil ettiğini söyleyemem. Yani uzaktan savaştığınız sürece sizin işinizi kolaylaştıracak. Şu anda mesela buradan sıkamam. Ve iki kere hasar aldım evet. Ama o itemin yüzünden değil. Öl bakalım tamam. Onun dışında mesela yine başka bir arkadaşım var. Onlar bu videoları muhtemelen izlemeyecekler. Bir tane spordan arkadaşım, Buddy'm diye tabir ediyorduk. Biz ya birbirimizden Buddy'm diye bahsediyorduk işte. Gym Buddy. İşte ama o çocukla da mesela gym'de tanışmadım. Liseden yine arkadaşımdı. İşte 9. sınıftan beri aynı sınıftaydık ama hiç böyle muhatap bile olmuyorduk birbirimizle. İşte bir gün ortak arkadaşlarımızdan dolayı böyle bir muhabbet etmiş olduk ve sonra birden arkadaş olduk abi. Bu kadar böyle saçma bir şekilde oldu ve şu anda çocuk en yakın arkadaşım. Hani böyle dışarı çıkarsın ve gideyim şununla buluşayım falan dersin ya. Bu benim için çok sık yaptığım bir şey değil. Hani hadi bugün de biriyle buluşayım, bugün de şununla buluşayım falan diye böyle hani yapmam ben. Belki hani çok sosyal biriyseniz siz yapıyor olabilirsiniz de ben o kadar da sosyal bir adam değilim. Tamam alalım. Şu ana kadar çok kötü itemler çıkıyor bu arada hala. Ve bizim hedefimiz şeytana gitmek.
Power Pill gereksiz. Aslında keşke şey yapsaydık ya. Mega şeytana yönelik hareket etsek. Bakalım. Melek çıkarsa çok daha iyi olacak. Şuraya da girelim. Tamam. Burada kalpleri de dönüştüreceğiz. Öncelikle bir tane şunu verelim. Sonra iki tane şunu verelim. Tamam. Bir sürü paramız oldu. Ne yapacağız artık bilmiyorum. Notlarıma bakıyorum bir yandan. İnternetten arkadaşlık üzerinden bahsedeyim. Ya bu arada videoyu başlatmadan önce aklımda gerçekten çok fazla konu oluyor. Hani şey diyorum hatta. Acaba bu videoda hani bir video süresi ortalama 40 dakika. 40 dakikada bu konu yetişir mi falan diyorum. Sonra videonun sonlarına doğru konu kalmamış oluyor. İlginç bir şekilde. Güzel, bomba iyidir abi. Şurayı bir patlatalım. Devam. İnternet üzerinden arkadaşlıklardan bahsedeyim. Mesela internet üzerinden arkadaşlık olur mu olmaz mı diye bir günün sorusu sormak isterdim ama muhtemelen birçok kişi olur diyecek. Çünkü burada bile hani sizin aranızdan bile böyle hani fark edenler oluyordur illa zaten. Herkese aynı şekilde cevap vermiyorum işte. Mesela hocam, hacı falan diye cevap verdiklerim oluyor. Bazılarına böyle noktalamasına, işte yazım hatalarına kadar her şeyine dikkat ederek yazıyorum böyle. Hani eğer çok da böyle samimi biri değilsek, çok hani kanalda yeni biriyse mesela, ona göre yazıyorum. Aman abi. Çok salakça bir hasar aldım orada. Neyse. Onun dışında Discord sunucusu açmamızı herkes istiyor. Discord açtıktan sonra zaten birçok kişi de birbiriyle arkadaş olacak. Benle arkadaş olacak falan. Buraya girdik. Dilenci al kanka. Eyvallah. Onları da şimdi buna verelim. Teşekkürler. Aslında neyse. Al, kalan para da senin olsun. Şimdi bütün parayı ver. Parayı değil, kalbi pardon. Şu anda çok yavaş oynadığımın farkındayım ama acelemiz de yok zaten. Al bütün para tekrar senin. Eyvallah. Hadi şu para da senin olsun. O zaman bu bomba da senin olsun. Kalbi ver, eyvallah. Normalde War of Babel'ın itemi bu arada yarım kalbiniz kaldığı zaman çalışıyor. Ama Eevee'de öyle değil. Eevee'de bir kalp kaldığında da çalışabiliyor. Yani neden böyle bir özellik koymak istemişler bilmiyorum. Öyle çok da büyük bir önemi yok aslında. Ama şöyle olabilir belki. İşte ilerleyen katlarda yarım kalbe düşmek zor olabiliyor. Her hasarı bir bir aldığınız için. Hani o orada bayağı bir kar ettirir size. Ama onun dışında öyle büyük de bir fark yaratmaz açıkçası. Bakalım neymiş itemimiz. $3 bill. Kötü bir item. Şöyle yapacağız. Şurada biraz para alalım. Daha da kötü bir item. Şunu basacağım. Evet. Devam edelim. Bu olay yaşanmadı, tamam mı? Az önceki ölüm sahnemi kesmiş olma ihtimalime karşılık şimdiden söyleyeyim. Az önce bir kere oynadık ve çok fena olmayan bir noktadaydık. Ama muhtemelen orayı kesmem ya. Çok rezil öldüm çünkü. O rezillik görünsün. Şimdi. İkisi de güzel. İkisi de güzel ama ben bunu alacağım. Hızımız artsın. Onun dışında Spa'nın dönüşüm parçalarından bir tanesini de alalım. $3 bill'i değiştirmek için orada kendi canımı vermeye başladım. Ama power pill'i bastıktan sonra canım gitmez sanıyordum. Gidiyormuş. Neyse. İnternet üzerinden arkadaşlıklardan bahsedeceğiz ama ben klasik kuralımı aksatmayayım. İkinci kata geçtikten sonra başlayalım konuya. Abi hayır. Hayır. Böyle davranmanı yasaklıyorum. Tamam. Bir bomba. Bir sürü de kaya patlatmıştık. Bu arada şaka maka, bu drak ne zaman açılacak ya? Bir arkadaş bu arada çentikli kayalarla ilgili bir mod önermiş. İşte... Tam emin değilim de şu an isminden. Böyle bir tane bilindik spesifik bir tane heykel var. Kafa heykeli. İşte onlara dönüştürüyormuş çentikli kayaları. Güzel görünebilir demişti. Olabilir yani. Bir süre bunu kullandıktan sonra ona da geçebiliriz. Zaten hani müzikleri de başlarda değiştirmemiştim. Çok fazla oynadıktan sonra müzikleri de değiştirdik. Başka müzik paketi varsa mesela bir yerden sonra ona da geçebiliriz. Şu an bombamız bol. Şurayı bir patlatacağım. Tamam. Anahtar. Abi sen bir ölsene. Eyvallah. Bu arada ben az önce bilerek öldüm. Çünkü şu anda meleklere yönelik gideceğiz. Meleğe yönelik gidebilmek için bilerek öldüm. Kalp bizi kurtardı. Devil'ı bas gitsin.
Hatta bir kere hasar bile alsak olur ya. Alalım mı? Alalım. Alamadım. Alalım şöyle. Hasarımız güzel arttı. Eevee bu arada eskiden en sevdiğim karakterdi. Zamanla ne oldu? Zamanla Judas mesela baya nefret ettiğim karakterlerden biriydi. Çünkü ilk katta ölebiliyordu abi. İlk katta ölürse başarısız oluyordu. Hiç de bir anlamı olmuyordu. İkinci spam parçasını aldık. Buradan ileride anlatırım. Anahtarımız bu olmuş. Bir bakalım içeri. Bazen orada pick-up'lar olabiliyor. O yüzden giriyorum. Normalde oraya gitmeyeceksiniz. Girmenize gerek yok. Evet, bölüm şimdiden kaç dakika oldu? 16 dakika oldu. Lil Brimstone. Olur abi. Burada ne var? Bütün anahtarları bitirdik. Sıkıntı yok. Kedi kuyruğu. Tamam. Daha çok sandık demek. Tamam, bunları da patlat. Kırmızı kalbi almayacağız. Bir sürü pick-up'ımız oldu. Şu anlık kaynak konusunda bir sorun yaşamayacak gibiyiz. Anahtarım olursa bunu alırım. Bunu bir alalım, belki anahtarımız olur. Ver bakalım. Vermedi anahtar. Tamam. Burada çentikli kayayı gördük. Hemen patlatalım. Belki gizli oda da vardır. Tamam, bunlar güzel yetişti imdadımıza. Aslında önce buraya girseydik daha iyiydi. Oraya en son gireceğiz şimdi. Evet, artık anahtarımız da var. Bunu alalım. Ver bakalım. Güzel. Mom's Ring. Şu an iyi gidiyoruz bak. Önceki run harbiden kötüydü. Ben bilerek öldüm. Hayır. Hayır. Kalbi alma. Ama en azından şey vardı ya. Ne güzel. Kan bağışlama makinesi vardı. Canımızı istediğimiz zaman düşürebiliyorduk. Kalp alacağım diye bir strese girmiyorduk. Bir alalım. Dün şart. Önceki bölümlerden bir tanesinde sanal zorbalıktan bahsetmiştim. Yani sanalın ne kadar aslında basit bir şey gibi görünse de ne kadar zararlı olabileceğini bahsetmiştik. Yani sonuçta sanal değil mi? Hani gerçekten mesela beni bu video bittikten sonra beni bir daha duymayacaksınız. Hani beni gerçek hayatta muhtemelen hiçbiriniz görmeyeceksiniz. İşte ne bileyim, hani size doğrudan bir etkimin olması çok kolay bir şey değil. Ama istersem size psikolojik hasar verebilir. Yani istersem verebilirim biraz garip olur da. Hani size zarar verme şansım var. Mesela şu anda yaptığım muhabbetlerin akışını değiştiririm. Biçimini değiştiririm. Bir şekilde ben sizi gene etkilerim değil mi? Hani sanal bazen tehlikeli olabiliyor. Ondan bahsetmiştik. Bu arada anahtarımız da yok. Zaten anahtar aramaya geldik. Buraya da neyse. Evet abi. Anahtarsızlıktan sorun yaşayabiliriz. Dün şardı burada kullansam ne olur? Gizli odaları gördük. Tamam. Hayır, onu patlatma. Bu katta şeytana gidebiliriz. Ondan sonra bunları alırız. Burada da gizli oda varmış ama o kalbi almadan patlatsak. Abi kalbi kendime itledim ya. Of. Neyse. Hızımız da düştü ya. Hasar neyse de hız da düşüyor. Madem öyle şunları alabiliriz artık. Bari bir tanesi anahtar verseydi ya, neyse. Evet, ikizler burcu. Dediğim gibi yani sanal mesela zararlı olabilir. Veya yine önceki bölümlerden bir tanesinde bahsetmiştim. Ben sanal aleme biraz geç girdiğimi söylemiştim. Yani bizim nesil muhtemelen geç girmişti. Ya bizim nesil dedim de muhtemelen birçok kişi benimle yaş olarak yakındır. Böyle hani fark varsa da en fazla 2'dir, 3'tür yani. Öyle ekstrem bir yaş farkı olduğunu sanmıyorum aramızda. Şimdi HP up'u alalım. Almak istemiyorum normalde ama o Mom's Knife. Şimdi Mom's Knife'tan nefret ederim. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Death List var. İlkten şu kalpleri bir şu adama verelim. Ver, bir şey ver artık. Kötü bir item vardı. Bunu alırsam şeytandan aldım sayılmıyor değil mi? Tamam. Abi aslında ya meleğe yönelik gideceğim ben ya. Boş ver. Şunu bastım. Explosive daire ya. Tamam. Geride alabileceğimiz bir tek kalpler var. Kalpleri de almak istemiyorum. Lanet odasına aslında gizli odadan girebilirmişiz de. Neyse ya. Bombamız yok zaten. Şimdi sanal arkadaşlarınızı düşünün. Sanalda
kurduğunuz arkadaşlıkların ömrü size göre ne kadar oluyor? Benim mesela sanaldan arkadaş olup da şu anda hayatımda olan gerçekten çok fazla insan var. Belki de gerçek hayattakinden daha fazla yakınızdır. O kadar yani. Yani gerçek hayattaki arkadaşlarımla görüşmediğim kadar onlarla görüşüyorumdur. Veya kaç yıldır arkadaşım olabilirim mesela biriyle. Genelde ya bak abi yeter bu. Bunu neyse. Ya belli ki bize huzur yok abi. Kalpleri bir şekilde azaltmamız lazım. Şeytanla anlaşmadan bu karakter biraz zor oluyor. En azından bu bölümde Mega Şeytan'ı bitirirsek bir daha bu karakter bize sorun yaşatmayacak. Çünkü hep şeytan anlaşmalarına gidebiliriz. Mesela oyunlardan falan tanışılıyor. İşte zamanında Don't Starve Together ile ilgili bir tane sunucuda iki tane adamla tanışmıştım. Hatta yok 3 kişiydik başta. Dalalım. 3 kişiydik başta, sonra aramızdan bir kişiyi yani zorbalıyorlardı bu arada, açık açık onu da söyleyeyim. Diğer iki arkadaş bir tanesini zorbalıyordu yani. Çocuk da bir yerden sonra istemedi daha fazla bizle takılmak ve sunucudan ayrıldı. Hatta hesabı kapatmış, bizimi engellemiş, bir şey oldu. Çocuğa ulaşamadık uzun bir süre. Sonradan tekrar geldi sunucuya falan da yani olayın üstünden bayağı bir zaman geçmiş, tekrar konuşmamış işte. Hani o konular tekrar açılmadı zaten. Bu arada anahtar lazım ya. Bu kadar sandık veriyorum. Bir tane altın anahtar versen var ya, şu anda benden mutlusu yok. Acaba bu Guppy'nin kuyruğu sandık çıkma ihtimalini arttırırken bir yandan anahtar çıkma ihtimalini düşürüyor falan olabilir mi? Bence olamaz. Önce tabii ki de eşya odasına gireceğiz. Tamam. Mermilerimizin zehirli olabilmesini sağlıyor. Çok da güzel değil aslında. Ya belki de sandık açsam daha iyiydi. Neyse. Sanal arkadaşlıklar sizce güvenilir mi? Mesela bize 9. sınıfta bununla ilgili bir şey bahsetti. İşte seminer mi deniyor artık onu? Şu an hatırlamıyorum ismini de. Hani rehberlik kafasında bir şeydi işte. Sanal arkadaşlıklar tehlikelidir. Sanalda dikkatli olunmalıdır falan diye böyle bir konuşma yapmışlardı. Bir dakika abi. Hayır. İşte akrabalarınızı engellemeyin falan dediler de abi kim neden Instagram'da falan mesela, ya şu an ben mesela Instagram kullanmıyorum bu arada, bayağıdır sosyal medyada yokum ama işte kullananlar için düşünmek gerekirse yani kim neden dayısıyla mesela takipleşmek istesin ki? Ya hatta şu priv hesap muhabbeti galiba o yüzden çıkmadı mı? Tam emin değilim bu arada, ben hiçbir zaman priv hesabım olmadı. Ya zaten olay o değil mi mesela? Akrabalara böyle göstermelik bir hesap veriyorsun, onlarla takipleşiyorsun, sonra diğer hesabınla sadece kendi arkadaşlarına falan takipleşiyorsun. Yani onun mekaniği öyle işlemiyor mu? Meat Boy'un bir parçası. Zaten başka bir şey de çıkamazdı buradan. Atlayalım. Neden bahsettim bu arada? İşte arkadaş olmak için ilk kuracağınız cümle nedir falan dedik. Şunu sorayım bir de. Sizce kız ve erkek arkadaş olabilir mi? Yani bazı kişiler var ya işte olabilir diyor, olamaz diyenler var. Yani ben kendi fikrimi şu anlık söylemeyeyim. Siz cevap verin, ona göre belki sonraki videonun konusu direkt bu olur. Çünkü bazen gerçekten konu bulamıyorum. Hatta videoların aksamasında bile etkili oluyor desem abartmam. Çünkü Isaac videoları ister istemez bu hale geldi. Yani artık sohbet serisi Isaac yani. Sohbetim olmadığı sürece sadece oynanış yaptığım zaman ben biraz rahatsız olmaya başladım. Belki abartıdır. Yani sohbet etmesem izlenmez mi? Mutlaka izleneceğinden eminim ama yine de ben de böyle daha çok seviyorum aslında ya. Sanal arkadaşlıklardan bahsedeyim. İşte şey var mesela, hani dedim ya. Sanaldan arkadaşlık kurmak daha kolaydır. Bir de sanal kimlikler var mesela abi. Two of Clubs, eyvallah, gereksiz. Sanal kimlikler var. Mesela hepiniz kendi nickinizi düşünün. Kendi internet aleminde kullandığınız ismi düşünün. Sonra kendi isminizi düşünün. Abi sizce bunlar aynı kişi mi? Yani ikisi farklı, biliniz farklı insanlar gibi, baya böyle farklı karakterlere sahip kişilermiş gibi yaşıyorsunuz. Ben de öyle yaşıyorum. Yani bence normali bu ama emin de olamadım bir yandan. Hani durumun bu olduğu ortada zaten ama doğru olan bu mu?
Bilmiyorum. Burada sizi tartışmaya davet ediyorum. Şunu basalım. Onu aldık artık. Yapacak bir şey yok. Hızımız bu arada bayağı artmış ya. Hızımızı ne arttırdı? Öl bakalım. Şu an bayağı güçlüyüz bu arada ya. O jilet atışlar falan bayağı sağlam. Mr. Boom en azından aktivitemiz oldu. Gerçi yani şu anda bombadan bol bir şeyimiz yok zaten ama neyse. Hayır ya. Gel. Şimdi gerideki sandığı açmaya gideceğim. Aslında bana sandık vermeleri gerekmiyor mu zaten sürekli? Tamam. Bir tane de anahtar çıktı abi. İçinden anahtar çıktığı sürece istediğiniz kadar sandık açarım. Zaten neden istemeyeyim böyle bir şeyi? Sanaldan arkadaşlık kurmak daha iyi dedik. Ya daha iyi değil de daha kolay dedik. Şimdi bir yandan da şöyle bir sorun oluşuyor. Mesela yeni nesilde yine karşılaştığım olaylardan biri şu. Sanaldaki işler o kadar kolay ki. Aman abi, neredeyse hasar alıyorduk. Bazı kişilerin artık gerçek hayattaki yetenekleri kaybolmaya başlıyor. Yani konuşamıyorlar. Gerçek anlamda konuşamıyorlar. Ya bu siz de olabilirsiniz, ben de olabilirim bu arada. Hani gerçekten sanal alemin rahatlığına insan alıştıktan sonra gerçek hayatta insanlar konuşamıyor. Small Rock'ı nihayet açtık bu arada, güzel. Şimdi buradan 404'ü almayı tercih edeceğim. 404 bu arada rastgele bir tane trinket etkisi göstermeye yarıyor. Bize zararlı trinketler var mıdır? Şu anda düşünemedim. Her odada bir tane farklı rastgele trinket etkisi gösteriyor. Buraya girelim. Şimdi buradan öncelikle şunu bir patlatalım. Bedava zaten. Şunu alacağım. Bunu da alacağım. Temperance. Temperance bizim için mükemmel oldu. Bu katta kullanırsak ekstra cam falan da alabiliriz ama şu anlık kullanmayacağım. Aman abi. Tamam. Dediğim şey hakkında bu arada fikirleriniz neler? İlkten onu söylerseniz sevinirim. Yani insanların böyle sanal alemde alıştığı için gerçek hayatta arkadaşlık kuramaması konusunda bir tek ben mi böyle düşünüyorum? Ya kuramazlar demeyeyim ama kendiniz üstünden bile düşünseniz fark edersiniz. Yani sanal alem çok rahat. Fazla rahat. O yüzden gerçek hayatta bu kadar rahat değiliz. Peep. En nefret ettiğim bosslardan biri ve şampiyon. Çok güzel. Abi jilet at biraz ya, hadi. Ay. Bu kadar şey nereden geldi? Dolartı ne kadar, ne ara aldık bu kadar biz? Bir tane dilenci verdi, bir tane dükkandan aldım gerçi. Doğru, tamam. Olabilir, evet. Aman. Öl. Tamam. Bunu alalım. Tamam, bu katta işimiz kalmadı. Ben Temperance'ı basacağım. İkisini de patlatır mıyız? Bilmiyorum. Evet, birini patlattık. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu aldığımız zaman bize kalp vereceği için ilkten bunu besleyeceğiz. Kalbimizi bir sıfıra indirelim. Evet, şimdi bunu alacağız. Şimdi kalp vermeye devam edeceğiz abi. Çok güzel, çok güzel. İstediğim buydu abi, istediğim buydu. Eevee için bu çok değerli, zaten söylemiştim. Bu arada şeytan odası açılmış ama ben meleğe gitmek istiyorum. O yüzden buradan çıkalım hemen. Artık bu aktivitemi de aldığımıza göre zaten şeytana ihtiyacımız da yok demektir. Buradan kalp varmış ama göremiyorum. Neyse, dükkana bir girelim de. Buradan neyi alabiliriz? Hiçbir şey alamayız. Şunu yanlışlıkla aldım. Sorun değil. Hatta anahtarı da al. Tüm parayı bağışla şimdi. Şans falan ver bana bir de, hadi. Güzel, melek şansımız yükseldi. Güzel. Daha da ver. 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 Al abi, bütün para senin. Kalpleri toplayacağım. Ya bu katı evet biraz sömüreceğim gibi, farkındayım ama bu karakter de böyle bir karakter. Ne yapabiliriz ki? Tamam, trinketi bırakacağım, sıkıntı yok. Başka kalp yok, tamam. Geride bir tane daha varmış da. Neyse, gidelim hadi bari. Buraya kadar geldik. Gelmemek lazım. Bunu aldık, başka var mı? Yok. Tamam. Tekrar dükkana girelim. Tüm parayı bağışlayalım. Tamam.
Çok da bir şey olmadı aslında ya. Büyük bir şey de vermedik ama neyse. Evet, bu katta işimiz bu kadardı. Şeytan da kapanmış zaten. Devam edelim. Bu biraz uzun bir bölüm olacak. Biraz fazla kesmek zorunda kalabilirim. Neyse, sohbet ettiğim sürece abi bence sürenin çok da bir önemi yok. Tepkilere göre hareket edeceğim. Bu arada şunu söyleyeyim. Yorum sayısı giderek azalıyor. Yani söylemek istemiyorum böyle şeyleri ama söylemediğim zaman geri dönüşler baya baya düşüyor arkadaşlar. Ona biraz dikkat edersek sevinirim. Zaten hani kanaldan bir kazancım falan yok. Sadece biraz beni teşvik etmiş oluyorsunuz. Gaza getirmiş oluyorsunuz tabiri caizse. Bu neymiş? Moon. Tamam. Parlak olması iki kere mi ışınlayacak demek oluyor? Hayır. Yani iki kere nasıl ışınlayacak? Birine ışınlayıp diğerinin yerini falan göstersem mesela güzel olabilirdi. Tamam. Parayı da aldık. Anahtarı da kullandık. Daha da çok anahtar aldık abi. Güzel. Şu an bayağı iyi durumdayız ya. Şunları patlatıp şansımızı yükseltelim. Bunu da patlatalım. Belki para çıkar. Çıktı da. Çıkalım bakalım ne varmış. Tamam, burada işimiz yok. Devam. Burada da işimiz yok. İlginçtir ki burada da işimiz yok abi. Çok güzel. Devam. Burada hiç işimiz yok ama savaşalım. Mesela sanaldan insanlara yazmak sizin için kolay. Bundan bahsediyordum. Peki size yazılan kişi, size yazan kişilere cevap vermek konusunda mesela nasıl davranıyorsunuz işte? Biri bana yazmış, hemen döneyim falan. Kişinin önemi yok mu? Veya gerçi şey çok önemli ya, ne bileyim ne yazdığı veya nereden yazdığı bile çok önemli. Mesela bir kişi bana Instagram'dan random yazsa ben cevap vermem. Discord'dan yazsa derim herhalde bir şey diyecek. Burn Pen'i aldık bu arada, güzel bizim için. Burada işimiz yok. Uçabilseydik güzel olurdu. Burn Pen'in olayı şu. Para aldığımız zaman yere bomba düşürme ihtimali var. Bu da 50'ydi galiba. Onu dikenin üstüne koymaya değdi. Çok güzel Mr. Dolly. Gerçi ihtiyacımız var mı bilmiyorum ama. Bu odaya düşürse olur mu? Olmadı mı? Kalpleri de verdik. Neyse, o parayı da bağışlamış olalım oraya. Burada siyah kalp varmış. Nerede acaba? Aman aman. Görünmüyor. Muhtemelen topladık onu. Evet. Kırmızı kalbim olsaydı bu adama vermek isterdim. Full health. Bad trip. Çok güzel. Devam. Abi bu arada sanal arkadaşlarımdan şu anda sanal arkadaş deyince aklıma bir kişi geliyor sadece, benim kendi arkadaşlarımdan. Çok var aslında ama yani böyle bayağı ciddi ciddi oturup gerçek hayattaki bir arkadaşımla ne kadar yakın olabileceksem onunla da o kadar yakın olmuşum diyebileceğim. Sadece bir arkadaşım var. Kendisinin ismini söylemeyeyim şu anlık. İleride muhtemelen beraber yayın falan açacağız o çocukla. Yani şu anda sınavlara falan çalıştığım için bayağıdır işte görüşemiyoruz hatta, hani alakamız yok. Güzel. Spoonbender. Mermilerimiz takip eden mermi oldu artık. Bayağıdır da işte konuşamıyoruz dediğim gibi. Kendisi bu arada Twitch'te yayın falan açıyor. Yani çok böyle büyük bir kitlesi yok. Ya benimki kadar diyebiliriz. Tamam, güzel. Şu an bayağı iyi durumdayız ya. İleride de hatta belki tanıyanlarınız da var mıdır bilmiyorum ama hani ileride muhtemelen biz onunla beraber video çekeceğiz abi. Video çeker miyiz bilmiyorum da Don't Starve'dan arkadaşım bu arada, bahsettiğim olan. Şunu patlat. Tamam. Ver şu parayı artık. Güzel. Melek şansımız bayağı bir arttı. Meleğe ihtiyacımız var. Bombamız da var. Sıkıntı yok şu anda. Hatta şu bombaları da alacağım şimdi. Burayı patlatalım. Bilinmeyen bir ilaç. Bakalım neymiş. Lockdown. Şu an ilaçlar bana pek iyi davranmıyor. Paramız yok. Bununla şu anlık oynayamayacağız. Buraya dönerim muhtemelen. Tamam. İyi durumdayız abi. Gerçekten nazar değmesini istemiyorum ama baya baya iyi durumdayız şu anda. Kaçıncı kattayız? Nekropol 1, tamam. Ve çok güzel. Fallen. Fallen'a bayılırım. Beleş şeytan itemi demek. Hem şu an zaten şeytan anlaşması yapamayacağız. Bunun itemi bize ilaç gibi gelecek. Ve önceki oynayışımda öldüğüm item. Güzel. Devam edelim.
Mesela yine bahsetmek istediğim bir şey var. Zamanında ya nereden olduğunu gerçekten hatırlamıyorum ama galiba Instagram'dan olması lazım. Ya böyle ya hani size oluyor mu bilmiyorum ama benim çok başıma gelen bir şey. Ya bir şey değil. Şu anda Instagram kullanmadığım için artık olmuyor da. İşte o zamanlar böyle sürekli olarak dönem dönem üzerime insan yağıyordu. Yani sosyal hayatım böyle inişli çıkışlıydı. Sürekli böyle bir kötü oluyor. Sonra birden aşırı artıyordu. Böyle aşırı iyi bir sosyal hayatım oluyordu. Yine böyle iyi olduğu zamanlardan birinde ya insanlar bana random yazıyor, tamam mı? Ben de pek cevap vermiyorum ama hani pek cevap vermiyorum ama bazı kişiler yani verdiriyor. Öyle diyeyim hani. Veya işte yorumlarda bir şey yazmışım. Mesela ona cevap olarak böyle DM'den yazıyor bana adam. Yanlışça çıktık odadan da neyse. Kim kaldı? Tamam. Atla bakalım. Aman abi ya, hasar alma erkeğiydi. Buradan çıkmama izin ver, teşekkürler. İşte bir tane eleman yazdı ama böyle hareketleri çok garipti. Ben de garipsediğim için çok fazla cevap vermek istemiyordum işte. Ya biraz küçük bir kardeşimizdi galiba. Yine ya yaşı küçük olabilir bu arada. Yani zaten yaşı küçük bir insan niye aşağılayayım sırf yaşı küçük diye. Yani kimse 50 yaşında doğmadı. Ama bana çok garip geliyordu çocuğun hareketleri. Ya böyle beni trollüyordu ya da gerçekten küçük biriydi. Ben de uğraşmak istemedim pek. Cevap vermeyi kestim. Bir yerden sonra şöyle oldu işte, çocuk yine mesaj attı. Ben ya görüldü attım ya böyle geçiştirici bir şey yazdım. Çocuk bana küfür edip engellemişti abi. O an anladım. Evet, çocuk troll değilmiş. Çünkü doğal bir tepki verdi çocuk. Ama biraz anlamak için geç kalmıştım galiba. En azından kanıtlamış olduk yani. Hani filmlerde falan olur ya işte, adama silah verirler. Kafana sık, hain olmadığını anlayayım. Evet, anlarsın hain olmadığını ama bir anlamı kalmaz o saatten sonra. Anlamıştım. Ama dediğim gibi bir anlamı kalmadı. Bu arada anahtarımız yok. Bu hiç iyi değil. Büyük odaya bir gidelim bakalım. Boss odasına gidemiyoruz. Boss savaş odası. Önceki bölümde burası beni çok yavaşlatmış bu arada. Haşa gidebilirdik. Yok, haşa değil. Boss Rush'a gidebilirdik. Burası beni bayağı bir yavaşlatmış. Buradan item çıkmadı zaten. Devam. Hadi bak, bir tane anahtar istiyorum sadece. Bir tane anahtar. Teşekkürler. Bomba mı? Teşekkürler. Aslında bu Burnt Pen'i yerine bunun düz hali, Flat Pen'i olsaydı bayağı bir işimize yarayabilirdi abi. Yine bilinmeyen bir ilaç. Balls of Steel, eyvallah. Bombalar, anahtarlar falan çıksa ya. Evet, bu kattan şeye gidemedik demek oluyor bu da. Eşya odasına gidemedik. Gizli odayı falan bulabilir miyiz acaba? Nerede olabilir? Şu an burada olabilir mi? Süper gizli oda. Olamaz. Belki burada. Son olarak şurada da süper gizli odayı deneyeceğim. Başka da denemem. Evet, yokmuş. Girelim. Aslında hasar alıp oradaki dikenin arkasındaki anahtarı alabilirdim. Keşke yapsaydım. Yine düşünmeden hareket ettik. Kırmızı anne sürekli saldıracak. Summon yapmaz çok fazla. Bizim için de zaten sorun değil. İşimize gelir. Al bakalım. Boss Rush'ı kaçırmışız ama zaten girmeyecektik. Yani ışınlanma kartı falan olsa. Bu arada Cool veren kuru kafa, yani çentikli kuru kafa galiba Mother'ı yendikten sonra açılıyormuş. Şimdi buraya aslında girmek istiyorum artık ama girmeyeceğim hala ya. Buradan sonra kaç kat var? Ya iki kat var. İkisinde de arka arkaya melek çıkması lazım. Çok düşük bir ihtimal. Ben artık girmek istiyorum ya. Veya lanet şey kurban odası. Kurban odasında da yapabiliriz. Tamam, öyle yapalım. Ben buraya gireceğim abi. Hayır, güzel bir şey de çıkmıyor. Boşu boşuna melek şansımızı düşürdük abi. Devam edelim. Sanaldan birine güvenmekten bahsedeyim mesela biraz da. Yine zamanında ablamın arkadaşlarından biri vardı. Bir etkinlik yapmışlar işte okulda böyle ödev olarak. Hani
PS kafasında bir şey hazırlamışlar galiba. Ben de oradan biriyle tanışmıştım. Çok ilginç bir şeydi zaten. Böyle random bir şekilde işte ablama yaptıkları işle ilgili bir şey paylaşmış. Ben de cevap verdim işte. Ya abi o hasarı nasıl aldık ya? Ben de yorum attım. Yorumlarda da bir kişi bana cevap verdi falan. O şekilde tanışmıştık. Ablamın arkadaşı olduğu için de çok sorgulamadım yani aslında. Yakın olayım, uzak olayım. Çok da umurumda olan biri değildi. Benim konuşma tarzımı çok garipsemişti. Ve sürekli olarak tanımadığın insanlarla çok fazla samimi konuşuyorsun diyordu bana. Günün bir başka sorusu da bu olsun. Panaldan bir kişiyle konuşurken nasıl davranırsınız? Yani mesela şunu söyledik. Sanaldaki siz ve gerçekteki siz aynı kişi değil. Bunu söyledik, eyvallah. Peki tanımadığınız bir kişiyle konuşurken ki siz, sanaldaki tanımadığınız bir kişiyle konuşurken ki sizle aynı kişi mi? Ya bu aslında çok böyle bambaşka tartışma konusu olabilecek bir şey de. Keşke, daha önce de söyledim. Hani Discord'a falan böyle birilerini alabilsem bir yandan. Discord sunucusu hakkında bir şey söyleyeceğim bu arada birazdan. Discord'a falan birilerini alabilsem, böyle sesi alsam, hani benim bahsettiğim konuları hatırlatsalar bana sürekli. Ben çünkü çok unutuyorum laf arasında, veya unutmasam da söylediğim şeye biri cevap verse mesela muhabbet devam edecek, ama o kadar kendi başımayım ki şu anda. Sohbet bir şekilde durmak zorunda kalıyor. Discord sunucusu hakkında bir şey diyecektim bu arada. Bu neymiş? San. Şu anlık gerek yok. Ama taşıyalım. Discord sunucusu hakkında şunu söyleyeceğim. Yarım kalbi almayacağız. Şimdi ben normalde bir abone sınırı koymak istiyordum hedef olarak. İşte şu kadar aboneye ulaştıktan sonra açarız falan diyecektim. Ama fark ettim ki büyüyüş hızımız tahmin ettiğim kadar hızlı değil. Yani aslında yavaş ilerliyor zaten. Hani tamam, bir şekilde ilerliyoruz mu ilerliyoruz, ama öyle hani hedef koyacak kadar değil. Hani 1000 abone dersen mesela gene uzun sürecek. O yüzden şunu söyleyebilirim. Ya abone artışı tabii ki benim için daha iyi olur, bir şekilde artırsa o zamana kadar. Ama şu anlık şunu söyleyebilirim. YKS günü AYT sınavının akşamı muhtemelen o sunucuyu açmış olurum. YKS'den sonraki hangi videoyu atarsam o videonun altına açıklamaya muhtemelen koyacağım linki. Veya topluluk kısmına da yazabilirim. Topluluğu bu arada takip edin. Şu anlık Discord'umuz olmadığı için oraya ara sıra bir şeyler yazıyorum. Kimse cevap vermiyor. Gülüyorum sonra. Hala melek çıkmadı. En azından lanet odası çıkabilir bu arada. Hazır sanımız da varken lanet odası arayalım. Bir de çıkan kalpleri almamaya çalışalım. Çünkü alırsak veririz, şey yaparız. Aktif temi kullanarak harcarız onları. O yüzden kurban odası çıkarsa. Bu arada ben sürekli lanet odası diyorum, kurban odası. Aman aman aman. Hocam öl. Burada bir tane kral var. O hasarı almaya etkiydi. Anahtar. Canımız bu arada sıkıntıya giriyor şaka maka. Bakalım ne olacak ya. Şu anlık kazanacağımızın da garantisi yok yani. Şu arkadaşla oynayabiliriz ama bu galiba hızlanmıyordu. Evet. Oynayalım abi, zararı olmaz. Onu direkt bana ver lütfen. Aa, yanlışlıkla buna para verdim. Neyse, zararı yok. Kaçıncı sene kitemi? Galiba 1. Aman. Tamam. O patlasın. Paraya ihtiyacımız yok ama gene alalım. Dilenci falan çıkabilir. Tamam. Bunlardan hızlıyız. Bunlardan güçlüyüz. Bunlardan seksiyiz abi. Hiç sıkıntı yok. Biri öldü bile. Birisinin ölüm animasyonu sırasında diğerini göremiyordum ben. Mobu göremiyordum. Öl artık be kardeşim. Tamam. Kurban odası alabilir miyim? Fazladan varsa elinizde. Aman abi, nereden çıkıyor? Bilinmeyen ilaç. Range down. Balls of steel, çok güzel. Devam. Abi, bu odalar gerçekten bizi gereksiz uğraştırıyor ya.
Acelemiz yok ama gene de. Yani bir tane kurban odası vermek bu kadar zor olmamalı sevgili oyun. Abi sen bekle, sana birazdan sarılacağım. Gel bakalım. Sevgiye mi ihtiyacım var? Gel o zaman. Bu katı komple temizleyebilirim bu arada ya. Kurban odası olup olmadığını bilemediğimiz için her yerini arayacağız bütün katı. Bakalım ne vereceğim. Binki okey. İyidir abi, küçüldük en azından. Dilenci. Aradığımız dilenci burada. Burayı patlatalım. Al abi, bütün param senin. Lütfen bomba atma. Niye hızlanmıyor bu arada? Hızlı alması gerekmiyor mu? Tamam. Aslında tamam değil. Neyse, keşke yapmasaydık. Hasarımız ne durumda? 3 puan düştü. Biraz fazla düşmüş. Aman tamam. Tamam, sıkıntı yok. Şu arkadaşa 2 kalp vermek isterdim. Ama bir katı öncelikle gezeceğiz. Bu katta olmazsa sonraki katta arayacağız. Burası kaçıncı kat bu arada? Bomb 2, tamam. Evet, Aizen'in olduğu katta da arayabiliyoruz. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa yapacak bir şey yok artık yani. Mega şeytanla savaşmak nasip mi değil nedir yani. Biz oyunun başından beri galiba bir kere savaştık mega şeytanla. Apollon'u açtığımız bir anda. Betani ile olması lazım. O da güzel randı bu arada. Hatta iki parçaya bölmek zorunda kaldım fazla iyi olduğu için. İzleyin onu da bence. Geçen bir tane arkadaş yorum atmış bu arada. Bütün seriyi en baştan izlemeye başladım. Hadi hayırlısı falan diye bir şey yazmış. Buraya ulaşırsam bana yaz. Keşke nickini hatırlasaydım ama. İkinci Isaac videosunun altına yazmıştın. Eğer bu videoyu izliyorsan muhtemelen ben miyim diye düşünüyorsan sensindir. Hatta galiba onu bir kişi yazmıştı. Buraya ulaştığın zaman belirt. Şimdi. Burayı oynayalım mı ya? Şeytana da verebiliriz ama. Tamam, buna vermeyelim artık. Daha fazla lazım değil zaten. Kemik kalp istemez. Teşekkürler. Kemik kalbi kaybettiğimiz zaman şeytan şansı düşüyor. O yüzden istemiyoruz kemik kalbi. Tüm kalplerimi ben şeytan dilenciye vereceğim. Bu arada o söylediğim şeyi muhtemelen yapacağım. Dedim yani bir kişiyi böyle Discord'a çekip falan onunla bir yandan sohbet edercesine sohbet et. Yani onunla konuşurken sohbetimize devam etmek falan. Onu muhtemelen yapacağım. Onun sesini duyamayabilirsiniz. Sadece bana konuları hatırlatsa veya cevap vererek işte şey yapsa falan yeter. Onun sesini sesinin duyulmasını istemezse onu söylediği kısımları alt yazı falan koyarım. Hayırdır. Zaten o çoğunlukla konuşmayacak. Sadece konuları hatırlatırken veya cevap verirken falan konuşacak. Aman. Hasar aldık mı biz? Bir almışız galiba. Bir şeyi açtık. Bir dakika, buradan gidilebiliyor mu? Tamam, gidilebiliyormuş demek ki ama biz gitmeyeceğiz. İşimiz yukarıda mı aşağıda mı? Aşağıda, tamam, yanlış yere gitmeyelim. Buradan ufak ufak atlayalım, tamam. Void portalından hep korkmuşum abi. Yanlış gideceğim diye. Öl bakalım. Evet, onu bile öldürdük, çok güzeliz şu anda. Kaos kart. Yalnız sen beni çok cezbediyorsun, böyle olmaz. Kaos kartı bu katta kullansak nasıl olur peki? Mega şeytan. Kuzu. Kuzu bizi çok zorlamaz gibi geliyor ama. Hatta kuzunun katındaki alışverişleri de yapacağım muhtemelen. Keşke uçabilseydim. Şöyle yapacağım. Buraya bir bomba. Bunu açalım. Daha da bomba abi. Hiç ihtiyacım yok ya böyle şey. Buraya bir patlatalım. Abi şeytan anlaşmaları olmayınca oyun gerçekten zorlaşıyor. Aa, yanlışlıkla girdim buraya. Black Candle aldık. Lütfen güzel bir şey oldu. Gübürtü yaşasın. Abi yarım kalbe karşılık bir item aldık. Aslında okey. Yok, yarım kalpte de bir kalp. Bombaları burada harcayabilirim aslında. Şöyle koysak, üçünü de patlatsak. İyiyiz, iyiyiz. Orada kalırsam Q'yu basarım. Bastım, gitti abi. Bu odadan çıktığımız an işimiz bitebilir bu arada.
Çünkü hasarımız çok düştü şu anda. Bayağı bir düştü. Kaos kartı almaya dönelim hemen. Bu arada boss'un yerini gördük. Neden uğraşıyoruz ki? Şuradan kaos kartı ver. Buradan da gizli odayı ver bakalım. Güzel bir şey var. Şimdi lanet odası yok herhalde. Lanet diyorum, kurban odası. Zaten olsa da kullanabilir miyim bilmiyorum. Ama bunu alamıyorum. Neden açtım ki? Anahtar ver. Eyvallah. Devam. Bu arada o konuyu dedim ya hani işte sohbet için birilerini alabilirim falan diye. Ya şu anlık ya Discord sunucusu açana kadar kendi arkadaşlarımdan gönüllüleri falan alırım oraya muhtemelen. Ya çünkü başlarda şey yapıyordum aslında. Ya not falan tutuyordum. Ama oynarken bir yandan not almak, sonra oyunu durdur, notu oku, tekrar notun üstünü çiz, işte yeni bir şey gördün, yeni not al falan. Bu kadar seri oynanış gerektiren bir oyun olmasa belki yapılabilirdi. O sandığı almaya dönmeye üşendim şu an. Aman aman aman, tamam. Abi hasar almayı geydi. Aç. Aç. Sen mi açtın? Tamam, sen aç. Şimdilik dediğim gibi kendi arkadaşlarımla devam ederim o işi. İleride belki sizden birileriyle yapabiliriz. Hatta işime bile gelebilir yani, çünkü şimdi onun için insan bulmam lazım. Ya aslında kanalı birçok arkadaşım bilmiyor. Şimdi söylesem gelmek isteyebilecek olanlar olur. Yani zaten sesini koymayacağım kardeşim, gel işte sadece bana konuları hatırlat falan desem muhtemelen gelir birkaç kişi. Ama kanalı bahsetmedim hala kimseye. Yani şu anda gerçek hayatta arkadaşım olup da kanalı bilen galiba kimse yok, evet. Yanlışlıkla kullandım itemi. Bir dakika. Bombayı koy. Beni ikinci kez kesiyorum Fallen. Daha güçlüyüm hadi. Daha güçlü değilim gerçi. Daha güçsüzüm hatta. Öl bakalım. Tamam. Şeytan dojlama işinde çok iyi değil. Oha, şeytanı aşağı götürdük. Ne kadar güçlü olduğumu hala anlamadıysanız buradan anlayabilirsiniz. Şeytan normalde aşağı inmez. Tamam. Bir tek ayağı kaldı. Şeytanın ayağını SS alayım mı? Neyse. Aman aman. Tamam abi. Evet, dediğim gibi Discord sunucusunu şeyde açacağımı söyledim ama onu belki gerekirse biraz daha erkene çekebilirim. Çünkü bazen kanalı bilen birileriyle böyle doğrudan mesajlaşma falan gerekebiliyor. Birileriyle işte soru cevap falan yapacağım. Hani bir şey soracağım böyle, tamam mı? Diyeceğim ki şu konuda şöyle yapsam nasıl olur? Çok basit bir soru. Razer Blade'i açtık. Pardon, The Razer. The Razer ile Razer Blade aynı değil mi? Bir dakika bakayım. Abi wikisinde şu anda İtemin adı Razer Blade olarak geçiyor ama burada The Razer diye geçti. Anlamadım. Neyse, sorun değil herhalde, aynı item. Bunu alacağız. Onun dışında Ocular Rift'i alacağız. Bizi daha önce bayağı bir taşımıştı. Biraz mavi kalbim olursa bunu da alabilirim. Yani çünkü sırf kırmızı kalpler gitsin diye. Ama sadece biraz mavi kalbe ihtiyacım var. Anahtarımız çok yok. Bu katta bolca sandık çıkaracağız. Çünkü kapının kuyruğu var. Her sandık bir eşya demek. Şu anlık biraz şanslıyız aslında, evet. Nesin abi sen? Chariot. Bilmiyorum. Lazım değil gibi ya. Aslında burada kullanırdım onu, almış olsaydım. Evet, 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 evet. Ocular Rift bize zarar verdi. Gel bakalım, nesin sen? Hasar artışı mı veriyor? Evet. Galiba kayaları ateş ettiğimiz zaman patlatmamızı falan sağlıyordu, öyle bir şey. Aman, aman. Hasardan kaçacağım diye hasar aldım. Abi bu arada Kaos Kart'ta gezmek yerine Chariot'ta gezsem, Kaos Kart'ı en son alsam nasıl olur? Bence gayet mantıklı olur. Ve bu odayı kim tasarladı? Ölüm be, birileriniz ölüm be. Abi hepsi de duruyor var ya. Hayır hayır hayır, tamam, biri öldü. Hala nasıl ikinci hasar almadım onu merak ediyorum şu anda. Aman abi. Kafa atmasak almayacağız. Öl öl öl. Bak. İki can abi bak. Beni zora sokmayın ya. Ver.
Ben kırmızı kalpleri bu adama nasıl bırakayım? Öl. Bir de az önceki odayı temizledik, bir yere de çıkmadı. O deliğe düşmem kardeşim. Yani biri öldü. Hasarımız çok düşük ya. 6 hasarla buradayız şu anda. Ya kaos kartı doğru kullanabilirsem en azından çok güzel. Mavi kalp, eyvallah. Ve ateş de yok olduğu için işimize geldi. Öl artık. Anahtar, bu da güzel. Regmenler, tamam. Regmenleri severim abi. Regmenler bu katta çıktığı sürece kolay bir boss. İlk katlarda çıkınca beni çok kanser edebiliyor ama burada kolay. Şey vermedi, eyvallah. Ya abi bak. Vallahi kanser etmeye oynuyor şu an oyun ya. Edmund. Her videoda bir kere söylemezsem rahat edemeyeceğim, o sözü de söyleyeyim o zaman. Edmund benden nefret ediyor. Hasarımızı da aldık abi. 3 taneymişler bu arada, 2 tane sanmıştım. Zorda kalırsak Chariot'ı basacağız derken zorda kaldık. Chariot'ı bastık abi. Gel bakalım. Ama ölebiliriz hala. Hala ölebiliriz. Resim mi uzadı şimdi Chariot'ın? Hadi hadi birinize bari sarılayım. Abi. Hayır 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 hayır. Öl. Hayır hayır. Tamam. Abi bu noktada ölemem ya. Geri gel. İlginç bir şekilde sandık katı bana buradan daha kolay geliyor. Aslında aynı zorlukta olmaları gerekmiyor mu? Oranın bossları nedense daha kolaymış gibi geliyor. Evet abi, yarım kalpteyiz. Bakalım ne yapacağız. En azından büyük odalara girmeyelim veya... Ya gir gitsin. Kim var? Öfke. Mega öfkeler. Tamam, hepiniz toplanın oraya. Bütün tokatlardan hepiniz faydalanın abi. Okulda Rift'i belki de almamalıydım. Yalnız bu odaları bir şekilde temizliyoruz, eyvallah da. Bana kalp vermezseniz hiçbir anlamı yok, biliyorsunuz değil mi? Eyvallah Mr. Mega. Burayı patlatalım. Açıldı sandım bir an ya. Bari güzel patladı ki, gerçekten açıldı sandım. Hayır 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 hayır. Daha önce burada ölmüştüm. Daha önce burada ölmüştüm ya. Tekrar burada. Abi. Kapının önüne kadar gelip. Bak içeri girseydik. İçeri girseydik kaos kartla tek atacaktık ya. Muhtemelen atardın kanka. Neyse. Nerede Eevee? Eevee ile buraya bir kere daha gelmek zorundayız. Zaten Mega Şeytan'ı yenmemişiz. İlla geleceğiz. Evet, bilerek yaptım bu arada. Çünkü Mega Şeytan için... Sadece Mega Şeytan için gelmek istemedim, anladınız mı? En azından bir anlamı olsun diye bunu da şimdi yenmek istemedim. Sonraki bölüm için karakter önermeyi unutmayın. Ve günün sorularına da cevap vermeyi unutmayın. Biraz ya, yorumlar dediğim gibi az geliyor. Biraz daha artarsa ben de daha rahat edeceğim. Çünkü ya, videolarda bahsedecek konu çıkıyor en azından siz cevap verince. Bu videodan bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere.